Evet, merhaba arkadaşlar. Ben Ayhan Göksu. İnformatik AŞ'de MCAT uygulama mühendisi olarak görev yapmaktayım. Bugün PTC Creo 3.0 genel yeteneklerle ilgili webinarımızı gerçekleştireceğiz. Şimdi PTC Creo 3.0 PTC ailesinde tasarım proseslerinizi tamamıyla yönetebileceğiniz konsept dizayndan tutun bunun analizini gerçekleştirip imalatına kadar bütün tasarım proseslerinizi yönetebileceğiniz bir 3 boyutlu CAD yazılım aracıdır. PTC Creo 3.0'a baktığımızda içerisinde sheet metal tasarımdan tutun konsept tasarım araçlarına, 2 boyutlu teknik resimlerinizin otomatik oluşturulmasına ve büyük montaj yönetimine kadar birçok etkili tasarım araçlarını şimdi PTC Creo 3.0 ile gelen belli başlı özellikler var, başlıklar var. Bunlar arasında birincisi Unite teknoloji. Açıklamalarına birazdan daha detaylı değineceğiz. Yine konsept tasarım araçlarında verimliliği artıracak yeni özellikler var. Bunun dışında diğer verimlilik araçlarımız Creo 3.0 ile birlikte geldi. Şimdi Unite teknoloji nedir? Önce buna değinelim. Unite teknoloji yaygın kullanılan CAD sistemlerinden gelen datalarınızı, bunlar SolidWorks, CATIA gibi ortak kullanımı çok olan CAD yazılım programları olabilir. Buralardan gelen datalarınızı direkt olarak açıp çalışmanıza yarayan bir teknolojidir. Yani sizi bütünleştiren bir teknolojidir aslında. Unite teknoloji içerisinde yine bunları direkt olarak açabileceğiniz gibi bu dataları yine o programların formatlarında kaydedebilirsiniz ve otomatik güncelleyebilirsiniz. Teknik demomuzda daha detaylı değineceğiz birazdan bu uygulamalara. Konsept tasarım araçlarına baktığımızda Creo 2.0'da önce Creo versiyonlarında Freestyle aracımız vardı. Bu endüstriyel tasarımcıların çok sevdiği bir araçtı. Serbest bir şekilde modelleme yapabilmek için. Creo 3.0'da Freestyle aracı yalnızca görsellik katmakta kalmayıp aynı zamanda buna parametrik kontrol de eklendi. Yani oluşturacağınız freestyle geometriyi artık parametrik olarak kontrol edebiliyorsunuz ve freestyle'de üretime uygun klas A yüzeyler elde edebiliyorsunuz. Bir diğer konsept tasarım aracımız ise Design Exploration Extension, kısaca DEX ismindeki yeni bir araç. DEX şu işe yarar. Diyelim bir tasarım alternatifi oluşturuyorsunuz. Nedir mesela? Resimde gördüğünüz gibi bir sandalye montajımız var. Dediniz ki ben sandalyenin bir de kolçakları farklı olsun istiyorum ya da ayakları farklı bir sandalye oluşturmak istiyorum. Şimdi standartta bu işlemi şöyle yaparsınız. Her konsept için farklı bir montaj yaratırsınız ve bu montajları farklı klasörler altına backup alırsınız. Ve backup aldıktan sonra bunlar altta çalışırsın. Her defasında yeni parça yaratma işlemleri, tekrar kopya geometriler alma ve daha sonra bunlara göz gezdirmek için de işte montajı tamamen kapatırsınız, diğer montajı açarsınız ya da ne yaparsınız ürün ağacınızda mesela. Parçalarınızın işte birçoğunu hide edersiniz, üst üste getirmişsiniz de parçalarını hide edersiniz, diğerlerini unhide yapmak zorunda kalırsınız. DEX bu tarz teferruat işlemlerin önüne geçen faydalı bir araçtır gerçekten konsept tasarımında özellikle. Montajınızdan hiç çıkmadan ve montajınızdaki alternatifleri görürken, konseptinizdeki alternatifleri izlerken montajınızın patlamasına yol açmadan geçiş yapabileceğiniz faydalı bir araçtır. Bunun dışında Creo 3.0 ile gelen diğer yeni özellikler, mesela akıllı parça kütüphanesi, parçanız üzerindeki deliği otomatik tanımlayıp buna uygun cıvatanızı belirleyen ya da yalnızca göstereceğiniz bir point'e hiç delik delinmemiş parça mesela üzerine delik delerek cıvata ve pul somun montajını gerçekleştiren bir akıllı kütüphanedir. Yine 3 boyutlu kalınlık analizi ya da roundlarda round kestiğinizin sabit kalmasını gerçekleştirecek rounddaki görselliği arttırmak için iyileştirmek için chordal round aracı gibi özellikler var. Yine Matcat Creo 3.0'da Creo içerisine entegre edildi.
Artık Creo'nun içerisinden MatCAD'e direkt olarak ulaşabiliyorsunuz. Bunun dışında yine teknik resimde eskiden notların kontrolü biraz daha güç olabilirdi bir menü manager sayesinde. Artık o arttırıldı o özellik. Artık Word'teki gibi teknik resimdeki tekstlerinizi direkt olarak kontrol edebiliyorsunuz. Bugünkü teknik sunumumuza geldiğimizde ise, teknik demomuza geçtiğimizde ise konsept tasarım aracıyla başlayıp parça modelleme, işte montajı modelleme ve bunların mekanizmaya aktarılıp mekanizmadan kuvvetlerin çekilip simülate tarafında analizinin gerçekleştirilmesi, sheet metal tasarımı ve flexible modeling ile diğer CAD sistemlerinden gelen dataların düzenlenmesi gibi bir uygulama gerçekleştireceğiz. Şimdi şöyle Creo'ya geçelim. Bugün görmüş olduğunuz Brown'un tıraş makinesi cihazı üzerinde çalışacağız birlikte. İşte Creo parametrikte montajımı açtım. İlk olarak konsept tasarım araçlarından başlayacağız demiştik. Öncelikle Freeform Shell parçamı aktivate ediyorum. Ve parçamı aktivate ettikten sonra bakın dışarıdan getireceğiniz bir JPEG ile resmin üzerine geometri örebilirsiniz. Şöyle ki View sekmesinden Images'a girdim. Import diyerek Right düzleme gelip bir görsel ekledim. Şu şekilde bakın. Birebir ölçekte olmasını sağlıyorum. Görünüşümün oryantasyonunu değiştiriyorum. Şöyle vertical ve horizontal olarak flip ediyorum görünüşümü. Bakın eklediğim JPEG'i modelimin boyutlarına göre fit edebilirim. Fit diyerek şöyle horizontal fit diyorum. Ve uzunluğunu ilk ve son noktasından ayarlayıp yeni ölçüsünü modelimin boyutuna göre ayarlayıp fit'i kaldırıyorum artık. Şöyle parçamın üzerine hizalıyorum. Yine transparanlığını buradan görünüşümü engellememesi için biraz açıyorum. Ve ilk resmi ekledim. Şimdi bir de üst görünüş ekleyelim buna. Tekrar import diyerek front bir düzlemden gelip diğer görünüşümü de ekledim. Aynı şekilde bunun da oryantasyonunu şöyle 90 derece sağa doğru çevirelim. Ölçeğini küçültelim birazcık. Bunu da fit ediyorum horizontal olarak. Baş ve uç noktalarından şöyle tutup 138 mm fit ediyorum. Bunu da görünüşümün üzerine şöyle hizalıyorum. Yine engel olmaması için bana transparanlığını %75 olarak ayarlayıp şöyle normal move ile parçamın üzerine doğru taşıyıp artık imaj ekleme işlemine okey diyorum. Şimdi freestyle geometrimi tanımlamaya başlayabilirim. Model sekmesine gelip freestyle aracımı açıyorum. Şimdi freestyle'de iki boyutlu ya da üç boyutlu shape'ler ekleyebilirsiniz başlangıç geometrisi olarak. Ben üç boyutlu bir geometri ile başlayacağım tasarımıma. Öncelikle şöyle freestyle geometrimin tamamını seçip scale'i biraz küçültüyorum. Şöyle kontrol tuşu ile tek bir ok çektiğimde 3 boyutta da ölçeği değişecektir bunun. Şöyle yan görünüşe geçip bir bakalım. Şöyle boyutunu ayarladıktan sonra biraz da küçültelim. Şimdi simetrik bir geometriyle çalışacağım için mirror tanımlıyorum üzerine. Şöyle right düzleme göre. Ön ve arka yüzeylerini şöyle patlatıyorum. Şimdi üst görünüşe geçip birazcık ayarlayalım şöyle genişliğini. Bakın eklemiş olduğum JPEG'e göre 10 üzerinden işlemlerimi gerçekleştiriyorum. Şimdi Creo 3.0 ile gelen bir özellik parametrik kontrolden, freestyle'ın parametrik kontrolünden bahsetmiştik. Bakın buraya bir align ikonu eklendi. Align ile burada oluşturulmuş parametrik yüzeylerim var. Bu ASTX'te ya da standart yüzey modellemede oluşturulmuş yüzeyler olabilir. Align ile
Pardon. Öncelikle curve'ümü şöyle yapalım. Align diyorum. Nereye align edeceğim? Chain'i komple seçip orta tuş deyip bakın freestyle'ımı parametrik olarak oraya şu anda free olarak bağladım yalnız. Free olarak bağlayabileceğiniz gibi bu yüzeyleri tanjant şekilde de bağlayabilirsiniz. Bakın align tanjant diyorum. Gelip şu arka kısımdaki curve'ümü seçip orta tuş diyorum. Şöyle eğer görünüşe bakarsanız geçişlerin burada tanjant geçişler olduğunu göreceksiniz. Şimdi freestyle geometrim üzerindeki kontrolümü arttırmak için meshleri arttırmam gerekiyor. Öndeki kenarı seçip Edge Split'ten 2 adet split ekle diyorum. Aynı şekilde yine buradaki kenarı seçip buraya da 2 adet split ekliyorum ve mesh sayımı arttırıyorum. Daha detaylı bir kontrol elde edebilmem için. Şimdi buradaki çizgilerin yerleşimi biraz düzensiz. Bunları Planarize View ile şöyle düzenliyorum öncelikle. Üst kısımdaki noktaları şöyle seçip biraz yukarıya doğru taşıyalım. Bakın üst tarafta iki yüzey seçiyorum. Bakın bir datum düzleme göre face'lerinizi buradaki her kutucuk birer face'tir arkadaşlar. Burada filtrede face olarak görürsünüz. Face'lerinizi herhangi bir datum plane'e göre planarize edebilirsiniz burada, düzleyebilirsiniz. Ve üst tarafı bir çıkıntı elde etmek için face split oradaki yüzeyleri böl diyorum %25 olarak. Şöyle geçelim tekrar yan görünüşümüze. O kısmı da şöyle yukarıya doğru taşıyalım. Şimdi alttan da şöyle bir yukarıya çekiştirelim birazcık geometrimizi. Filtremden vertex'i açıp şu arka tarafı da sağa doğru çekiyorum. Şimdi son olarak şöyle bir üst görünüşü kontrol ediyorum. Burada üst görünüşe ben bir farklı bir araç yerleştireceğim. O yüzden de buradaki geometriyi düzenlemem gerekiyor. Şöyle bu noktayı biraz çektik. Bu noktayı da ona göre hizalayalım. Diğer noktaları da şöyle toplu bir şekilde seçip şöyle orada düz bir yapı elde edilmesini sağlıyorum. Ve modelimin konsept yüzeyleri bitti şu anda. Freestyle ile gerçekleştirdiğim. Artık bu yüzeyleri kullanarak üzerine parçamın asıl geometrisini modelleyebilirim. Yani bu yüzeyi freestyle ile elde etmiş olduğum yüzeyi bir skeleton gibi kullanabilirim. Diğer bütün gerçekleştireceğim yüzeyleri de bunun üzerinden kopiler alarak gerçekleştirebilirim. Burada oluşturulan yüzeyler belirttiğimiz gibi imalata hazır Class A yüzeylerdir. Curvature geçişliğe sahiptir hepsi. Şimdi freestyle bittiğine göre artık OK diyorum freestyle'a ve eklemiş olduğum JPEG'leri de gizlemek için View sekmesine geliyorum tekrar. Images'ı açıp buradan görünüşlerimizi seçip hide'edelim bunları. Evet, freestyle geometrimiz hazır. Şimdilik hide diyorum freestyle geometrimi. Parça modelleme üzerine biraz değinelim. Ürün ağacımızı genişletelim şöyle. Şuradaki drive montajımı açıyorum. Şimdi içerisinde görmüş olduğunuz gibi Bridge isimli bir parçam var. Bu parçam üzerinde tasarıma devam edeceğim. Activate diyorum öncelikle parçamı. Extrude diyerek parçamın üzerinde sketch oluşturmaya giriyorum. Bakın diğer parçadan referans aldım. Parametrik bir kontrol sağlamak istiyorum onun üzerine. Çemberimi oluşturup OK diyorum. Yükseklik 1.2 olsun. Yine buradan çıkma açısını ekleyebilirsiniz. Hemen sağ tuş menüsünden Add Taper diyerek şurada bakın açı değeri geldi. 2 derece olarak çıkma açımı ekliyorum. Son olarak da unsurumun üzerindeki chamfer'ı 0.1 değerinde ekleyip buradaki işlemi tamamlıyorum. Şimdi parçamı yeni bir pencerede açacağım artık open diyerek. Bir extrude daha ekleyeceğim bu kısma. Bu defa paletten çağırıyorum. Bakın palet aracı customizasyona açık bir araçtır.
Sık sık kullandığınız cache'ler varsa eğer bunları palet içerisine kaydedip her defasında buradan paletten onlara ulaşabilirsiniz. Paleti çağırdıktan sonra kapatıyorum. Şöyle ölçülerimizi Skecime okey dedim. Yüksekliğin 0.10'da 2 diyorum. Yine AddTaper'dan açı ekleyeceğim 40 derece olarak ve okey diyorum. Şimdi Creo'nun eskiden beri gelen AutoRound aracını kullanacağım. AutoRound her kenarı her kenarı tek tek seçmeye gerek kalmadan parçanızın tamamına round yapabileceğiniz bir araçtır. AutoRound'u açıyorum. Öncelikle radius değerim 0.10'da 2 olacak her yerde diyorum. Ve istemediğim kenarları işaretliyorum parça üzerinden. Tek yapmam gereken orta tuşa kliklemek. Bakın AutoRound'u gerçekleştirdi. Parçamın her tarafına istemediğim kenarlar hariç round işlemini tek hamlede gerçekleştirdi. Son olarak da gelip bu kısma da 0.10'da 1'lik bir radius ekliyorum. Parçamın tasarımı buraya kadar tamam. Bundan sonra tek yapmam gereken parçamın mirrorlarını oluşturmak olacak. Evet, parçam şu anda tamam. Şöyle montaja dönüp bir bakalım. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Parçama tekrar geri dönüyorum. Bir teknik resmini oluşturalım. Pardon. Bridge ismini vererek okey diyorum ve teknik resim için part template'imi seçip orta tuş diyorum. Bakın sıfırdan bir teknik resim. Template'in içerisinde yer alan hazır görünüşlerim sayesinde hiç tekrar görünüş almadan görünüşlerim karşıma geldi. Hemen bir projection view oluşturuyorum buraya ve bu kısma modelimin kestini ekliyorum. Okey dedim. Şu kestin ismini de altına taşıyalım. Şimdilik parçama geri dönüyorum. Montajımıza geri dönelim. Parçamın bağlı olduğu alt montajı seçmek istiyorum. Şöyle Select Parent diyerek, bakın iki adet parçam varmış alt montajın içerisinde. Open'layıp yeni pencerede açtım. Şimdi bakın bu bridge parçasının altındaki parçamda bir hareket mekanizması var. Ve bu hareket mekanizmasından gelen kuvvetleri hesaplayacağız. Applications'dan mekanizma modülüne geçiyorum. Mekanizma modülüne geçtikten sonra bakın tanımlamış olduğum mekanizmaları modelimin üzerinde görüyorsunuz. Bir hareket vermek için buna servo motor tanımlıyorum parça üzerine. Şimdi servo motorumun hız profili position, ivme ya da hız olabilir. Hızlar bakın burada derece bölü saniye olaraktır. Şimdi ben bunların hesaplamasını daha önce gerçekleştirildiği için Matcad'i açıyorum. Matcad PTC ailesinde yer alan yalnızca hesaplama için oluşturulmuş bir programdır arkadaşlar. Bakın burada istenilen hız değerim 10.000 RPM olarak yer alıyor. Şöyle eşittir dediğimde buna Matcad hesaplamasını yaptı. Burada 1 bölü saniye olarak verdi değerini. Ben 1 bölü saniye olarak değil, derece bölü saniye olarak bunu istiyorum dedim ve 60.000 derece bölü saniye olarak Matcad bunu bana hesapladı. Şimdi buradan aldığım hız değerini şu Creo'ya geri dönüyorum. 60.000 derece bölü saniye olarak buraya girişini yapıyorum. Bir de bir force motor tanımlıyorum parçamın üzerine. Ve force motorumun tanımlamasını bir kosinüs eğrisine göre gerçekleştiriyorum. Buradaki A değerinin değerine de bakalım. Şöyle hesaplamalarımızda aşağıya indiğimizde şu şekilde. Bakın kol üzerindeki kuvvetimiz 8.843 Newton olacakmış. Creo'ya tekrar geri dönüp bunun başındaki eksi yalnızca kosinüs eğrisinin başlangıç yönünü değiştirecektir. 8.843 olarak girdim. Bakın grafa klikleyerek kuvvetin zaman ile değişimini gözlemleyebilirsiniz grafikten. Demiş olduğum gibi kosinüs eğrisine göre gerçekleştirilmiş bir hız eğrisi. Kuvvet eğrisi pardon. Okey diyorum buna da. Ve analizlerim altında
Motion ismindeki dinamik analizimi run diyerek gerçekleştiriyorum. Şu anda analizi yapıyor. Evet, analiz tamamlandı. Sonuçlarını izlemek için Measures'a klikliyorum. Bakın, gerçekleştirdiğim motion analizini burada gördüm. Bir defa kliklediğimde yanında bana sonuçlarımı gösterecektir. Şimdi Measure 1'e baktım. Measure 1 nedir diye merak ederseniz, şöyle definition dediğimde buradan görürsünüz, ok yönünde parçamın üzerine bu yönde gelen kuvvettir. Okey dedim buna. Şimdi grafa klikliyorum buradan. Bakın 0.012 saniye olarak gerçekleştirdiğim bir analiz. Kuvvetin maksimum olduğu tepe noktaları analizimde görüyorsunuz. Ve bana analiz için simülate'te kullanmam için bu kuvveti, kuvvetin maksimum olduğu yer gerekti bana, değil mi? Şöyle mouse'le bir defa kliklediğimde, bakın maksimum kuvvet -10.3 Newton olarak algısından okuyorum ve 0.0015. saniyede bu kuvvete ulaşmışım. Grafiği kapatıyorum artık. Measures'ı da kapatıp analizin altından Using Simulation diyorum. Öncelikle body ve komponent için parçamı seçiyorum. Bakın maksimum kuvvetim hangi zamandaydı? 0.0015. zamanda. Kuvvetim, bakın connection 1 geldi burada 10.3 Newton olarak. Yalnızca onu alacağım ben. Okey dedim. Artık mekanizma modülünde işim bitti. Close diyerek kapatabilirim bunu. Bakın mekanizma modülünde çok farklı tanımlamalar da yapabilirsiniz. Kam mekanizmaları, 3D kontaklar, dişli mekanizmaları tanımlayabilirsiniz. Yaylar gibi birçok mekanizma aracını burada tanımlayıp buna ait dinamik, kinematik ya da force balance analizlerini burada gerçekleştirebilirsiniz. Kapattım artık. Don't save diyorum buna. Şu parçamı yeni bir pencerede açıyorum. Ve Applications'tan Simulate'e geçiyorum. Şu anda Simulate ortamım hazırlanıyor. Evet. Öncelikle yapmam gereken iş malzeme atamak tabii ki de. Material Assignment diyerek OK deyip malzemeyi atadım. Parçamı fix edeceğim yerleri belirliyorum. Şu 4 adet pin noktasını seçip OK dedim. Kuvvet içinde loads'tan gelip mekanizma kuvvetini kullanacağım dedim. Bakın connection 1, az önce almış olduğum kuvvet 10.3 Newton olarak. Okey deyip bunu da analizime dahil ettim. Burada tek yapmam gereken iş connection 1'e gelip edit definition diyorum. Bu yüzeye o kuvvetin dağılmasını istiyorum. Analyze and Studies'e geliyorum. Bakın new static analiz diyerek analizime analiz A ismini verip OK diyorum ve analizimi koşturuyorum. Evet, Creo analizimi gerçekleştiriyor şu anda. Evet, analizim tamamlandı. Şu şekilde sonuçlarına bakıyorum analizimin. Ve bakın üzerindeki sünek malzeme olduğu için von Mises gerilmelerini maksimum 97.27 megapascal olarak görüyorum. Şimdi buna edit diyelim, animasyonu durduralım şimdilik. Ve bakın sağ klik, şöyle model maksimum diyerek parçamın üzerindeki maksimum gerilmeyi izliyorum. Şimdi 97.2, peki bu parçam için yeterli bir gerilme mi? Bunun için yine MATCAD hesaplamalarıma geri dönüyorum. Yine parçam ile ilgili gerçekleştirmiş olduğum hesaplamalar. Şimdi akma gerilmesi, kabul edilebilir akma gerilmesi 90 megapas kalmış. Burada MATCAD'de yazılmış bir programımız var. Kontrol edelim kaçtı gerilmemiz. 97.2 megapas kaldı. MATCAD'e geri döndüm. 97.2 olarak değerimi girdim. Bakın MATCAD bana fail uyarısı verdi. Dedi ki bu gerilmeyle parçan güvenli değil dedi. O yüzden parçama geri dönüp kuvvetlendirme yapmam gerekiyor parçam üzerinde. Şimdi sonuçlar penceremi kapatıyorum. Düzenleme yapacağım. Şöyle simülatörden de çıktım. Modellememe geri döndüm. Şimdi ne ekleyebiliriz buna?
Şu iç kısmında bir gerilme olduğu için o kısma bir federleme işlemi yapabiliriz. Federleme için gelip trajectory rip diyorum. Şu çalışma düzlemime giriyorum parçamda. Skecimizi oluşturalım şöyle. Ölçülerini verelim. 0,10'da 2 olarak. Mirror'ını da alıp okey diyelim. Bakın federlerim otomatik olarak oluştu. Buradan yapmam gereken artık kalınlığını ayarlıyorum. Kalıp çıkma açısı ve radyuslarını da ekleyerek dedim ki çıkma açım 2 derece olacak. Radyuslarım da 0,10'da 1 olacak deyip orta tuş diyerek hızlı bir şekilde federleme işlemini gerçekleştirdim. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi simülate'e tekrar geri dönelim. Bir de bu şekilde gerçekleştirelim analizimizi. İyileştirme olmuş mu bir görelim. Tanımlamalarım zaten tamamdı. Bakın tekrar import export işlemine gerek kalmadan sadece parçam üzerinde güncelleme yaptım. Direkt olarak Studies'e giriyorum. Şu var olan analizimi duplicate et diyorum. Şöyle yeni bir isim verelim ona. Analiz B dedim. Okey dedim. Ve bu analizimi koşturuyorum. Bu şekilde neye gerek kalmamış oldu? Farklı bir analiz programı kullansaydım, parçamı işte Stabin'i ya da farklı bir CAD formatına çevirecektim parçamı. Orada açacaktım. Analiz adımlarını tekrar tanımlayacaktım. İşte fix edeceğim noktaları ya da kuvvet uygulayacağım noktaları tekrar tanımlayacaktım. Bu şekilde onlara hiç gerek kalmadan ve vakit kaybetmeden yalnızca modelim üzerinde değişiklik yaparak analize geri dönmüş oldum. Ve analizim tamamlandı. Şöyle sonuçlarını izleyelim analizimizin. Ne olup bitmiş parçamız üzerinde. Bakın maksimum gerilme 79,2 megapaskala düşmüş. Editten animasyon durduralım yine. Bakın şöyle dinamik query diyerek şurada ikonunu görürsünüz. Buradan modelinizin üzerindeki gerilme dağılımını şöyle plot gibi düşünün. Görebilirsiniz ekranda. Nerelerde gerilme olduğunu. Yine close diyorum buna. Maksimum gerilmeyi göster diyorum. Bu tarafta çıkmış bu defa. 79,2 megapaskal. Şimdi Medcat'e geri dönelim. Bakalım hesaplamalarımıza uyuyor mu elde ettiğimiz gerilme? 79,2. Şöyle 79,2 olarak girdim. Ve Medcat bana pes dedi. Gerilmen parçanın tasarımı için uygundur dedi. Artık bu şekilde yürüyebilirsin diye onayladı beni. Şimdi bakın. Analiz kısmında sonuçlarınızı karşılaştırabilirsiniz de. Pencereyi biraz daraltayım. Bunu kapatalım. Şu New Default diyerek analiz A'yı da ben burada görmek istiyorum dedim mesela. Bakın burada maksimum gerilmeleri ve deplasmanları üst tarafım analiz B, alt tarafım bir önceki adımda gerçekleştirmiş olduğum analiz A. İkisini buradan karşılaştırmalı olarak gözlemleyebilirim. Yine editten animasyonu devam et diyebilirim. Evet. Parçamızın analizini de yaptığımıza göre diğer ekstra kontroller kaldı. Artık simülate'ten çıkıyorum. Yapısal statik analizini gerçekleştirdik parçamızın. Şöyle yapalım. Montajımıza geri dönelim şimdi. Parçam bağlı oldu. Öncelikle şunu bir start point'e getirelim tekrar. Başlangıç noktasına. Okey dedik. Regenerate edelim tekrar. Evet. Şimdi dışarıdan bir parça çağıralım. Şöyle pin yazalım buraya. Drive pin parçasını
çağırıp buraya montajını yapalım. Şöyle Axis ve Plane Display'lerimi açtım. Eksenleri kullanarak Distance Coincident olsun dedim. Plane'leri kullanarak Coincident'ı gerçekleştiriyorum ve parçamın alt yüzeyinin oturmasını sağlıyorum. Evet, montaj işlemi tamam. Şimdi parçamın üzerine getirdiğim için bunu bir girişim var mı onu kontrol edelim. Şöyle View'a gelip bir kesit alacağım. Front bir düzleme göre. Şöyle bakalım neredeydi parçamızın ayakları. 5,5 milimetreye bir kesit alayım. Kestimi de küçük pencerede gözlemlemek için şöyle açıyorum yanda. Biraz büyütüyorum penceremi. Bakın Options'tan gelip girişimi göster diyorum. Buradan renk seçebilirsiniz girişimi göstermesi için. Bakın bunu dedikten sonra da zaten parçamın şu kısmında girişim olduğunu gözlemledim. Şimdi geriye dönüp o kısmı düzeltmem gerekiyor. Oradaki yüksekliği tekrar ayarlamam gerekiyor. Onaylayalım şimdilik bu kesti. Şöyle bir bakalım oradaki yüksekliğimiz neymiş. Measure'dan gelip distance'ı ölçüyorum oradaki. 1,1 milimetreymiş. Bu değeri direkt kopyalayabilirsiniz buradan. Copy dedim. Ve parçamı tekrar aktif edip üzerindeki geometriye dönüp buraya yapıştırdım bakın. Ctrl V ile yapıştırdım değerimi. Enter deyip regenerate dedim. Yüksekliğimde düzeltmiş oldum. Ve oradaki girişimi engellemiş olduk. Şimdi parçanın üzerinde diğer yapacağım ekstra kontroller ne olabilir? Şimdi bu kalıplık bir parça olduğu için kalıp çıkma analizi gerçekleştirebilirim buna draft üzerinden. Şöyle ki analize gelip draft'ı açtım. Surface için parçamın ismini seçtim ürün ağacımdan. Direction olarak parça düzlemimi gösterdim. Ve 3 derece için draft etmesini istiyorum. Bakın renk dağılımında seçmiş olduğum yüzeye göre artı ve eksi olacak şekilde renk dağılımını gerçekleştiriyor bana. Bu ne işe nasıl bir fayda sağlayabilir size? Tasarımınızı tamamladıktan sonra tasarımınızı tamamladınız. Parçanızı kalıpçınıza gönderdiniz. Kalıpçınız dedi ki ya burada işte ters açınız var. Bunu işte kalıptan çıkartamam gibi. Bu tarz vakit kayıplarının önüne geçmek için kullanabileceğiniz bir araçtır draft. Şimdi bu parçaya baktığımda belki şuralarda bir maça gerekebilir bu parçamın kalıbı için. Onun dışında yüzeylerim düzgün dağılmış gibi görünüyor. Draft analizi için OK diyorum artık. Bir de kalınlık analizi gerçekleştireceğim bunu. Creo 3.0 ile gelen 3D Thickness analiz dediğimiz analiz. Yine analizin altından Thickness'e klikliyorum. Bakın minimum kalınlığım 0.10'da 5 olsun. Maksimum kalınlığım 0.10'da 5. Ve referans için parçamın kendisini seçip compute diyorum. Evet, Creo hesaplamayı gerçekleştirdim. Bir minimum thickness varmış 0.10'da 1 olarak. Neredeymiş o thickness? Bir onu görelim. Evet, eklemiş olduğum feather'de 0.10'da 1 kalınlık vermiştik. Onun kalınlığını gösteriyor bana şu anda. Diğer yerlerde kalınlığımıza uygun olarak dağıldığı görünüyor. Mesela şöyle yapalım tekrar. Mesela maksimum kalınlığı 3 yapalım. Ve compute diyelim tekrar. Şimdi bakın 0.10'da 5'in altında kalan alanları 0.10'da 5 ve altında kalan alanları mor renk ile işaretledi. 3 milimetrenin 0.10'da 5 ile 3 arasında kalan bölgeler gri, nötral olarak gördüğünüz. Ve maksimum artık 3 milimetreden kalın ölçülerde kırmızı olarak işaretleri bana kırıyor. 3D thickness analizi de bu şekilde faydalanabilirsiniz. Close dedim artık. Şu parçamın teknik resmine geri döndüm. Şimdi bazı ölçüler ekleyelim. Önce bir detay görünüş alalım şöyle şu kısımdan. Orada bir feder eklemiştik oraya. Detay görünüşümü alıp şöyle üst kısma ekliyorum. Şu detayı düzenleyelim. Ölçülendirmeye geliyorum. Şimdi ölçülerini ekleyelim parçamızın.
Bakın artık Creo 3.0'da ölçüler dinamik olarak karşınıza geliyor. Yine bakın kontrol tuşu ile yapacağınız seçimlerde şöyle örnek göstereyim. Kontrole basıp arka arkaya yapacağınız seçimlerde her kliklediğiniz yere Creo yeni bir ölçü ekler. Şekilde ekleyebilirsiniz ölçülerinize. Tek bir referansa göre. Biz şöyle yapalım. Bunun boydan boya ölçüsünü verelim buraya. Şuradaki kalınlığını verelim. Şuradaki boşluğumuzun genişliğini verelim. Şöyle bakın mesela kontrolle yapalım seçimlerimizi. Şöyle. Hatta buradan bu ölçüyü silelim. Bir de gelip şuradaki geometrinde şöyle tanjant olarak değerini verelim. Şimdi ölçüleriniz her zaman böyle görünsün istemeyebilirsiniz. Detail options'a geliyorum. Şöyle default linear dimension horizontal görünmesin. Oka uygun bir şekilde görünsün. Ölçü okuna uygun bir şekilde close diyorum. Bakın ölçülerimin görünüşünü de düzenledim. Evet. Bir de şuradaki federleme işlemine yaptığımız federleme üzerindeki ölçülerimizi otomatik olarak gösterelim. Şöyle Show Model Annotations'a giriyorum. Eklemiş olduğum federi kliklediğimde o federe ait ölçüler karşıma geldi. 2 adet 0.12 ölçüsünü seçtim. Şöyle oklarını düzenleyelim. Bunu da bu tarafa alalım. Şimdilik bu yazıyı kenara çekelim. Şöyle kalsın. Buradaki ölçü oklarının da yerini bu şekilde düzenleyelim. Evet, parçam için teknik resmim artık tamam. Montajıma geri dönüyorum. Şöyle kestiğimizi de artık deactivate diyelim. Şimdi buradaki montajın bir resmini hazırlayalım. Şöyle new diyerek drawing deyip engine ismini veriyorum drawingime. Ve yine montaj template'imi seçip OK diyorum. Bakın yine hazır görünüşler bomba balonlarıyla birlikte patlatılmış görünüşüyle birlikte karşıma geldi. Yalnız parçam üzerinde bir civata tanımlama işlemi yapacağım. Teknik resmim açık dursun. Şöyle montajımıza geri dönelim. Şöyle patlatılmış görünüşü buradan izleyebilirim açık ya da kapalı olarak. Şimdi akıllı parça kütüphanemden Creo 3.0 ile birlikte gelen akıllı parça kütüphanemden civata tanımlama işlemi gerçekleştireceğim. Tools'un altından şu point display'lerimizi açalım önce. Tools'un altından gelip Screw'a klikliyorum. Ve montajı gerçekleştirmek için point'imi seçiyorum. Civatamın basacağı yüzey ve bunun altında kalan taban yüzeyini seçip OK diyorum. Bakın parça kütüphanem karşımda açıldı. Katalogdan gelip Custom kataloğumu seçiyorum. Buradan metrik 3x3.2 civatamı belirledim. Yine altında pull olsun diyebilirim bunun. Preview'a kliklerseniz şöyle çizgi olarak ön izlemesini görebilirsiniz. Şimdi delik ile ilgili özelliklere geçiyorum. Bakın buradaki ölçüleri değiştirdikçe burası da dinamik olarak değişecektir. Bu bölge preview kısmı. Mesela üst taraftaki ilk parçama ait deliğim ne kadar genişlikte olsun? Tam dedim ki birebir genişlikte olsun. Yine mock-up deliğim ile ilgili özellikler. Dedim ki derinliği 1.15 olsun. Pardon, diş derinliğim 1.15 olsun. Mock-up derinliğim 1.35 olsun ve çapım 0.75 olarak kalsın. Tanımlama işlemi şu anda tamam. Bakın İlk point için tanımladım ben bunu. Ve dikkat edin parçamın üzerinde hiçbir delik yok. Diğer yeni tasarımını gerçekleştirmiş olduğum parçada da herhangi bir delik yoktu. OK diyorum buna. Ve bana bütün instance'lar için bu tanımlansın mı diyor. OK diyorum. Ve bakın sırasıyla bütün point'ler için
Creo otomatik olarak önce deliklenme işlemi gerçekleştiriyor, ardından civatanın montajını gerçekleştiriyor modelim üzerinde. Evet. Civatalarımız tamam. Point listeleri kapatalım. Bakın şöyle open deyip baktığımda az önce delik yoktu. Belirlediğim ölçülerde. Bu yalnızca belirlediğim ölçülerde olmayabilir. Kütüphanenizden seçmiş olduğunuz civata için standart delik çapınız neyse onları da Creo belirler. Şimdi teknik resmim için patlatılmış görünüşümüzü düzenleyelim. Şöyle seçiyorum pul ve civatalarımın hepsini. Yukarıya taşıdım. Kaydedelim patlatılmış görünüşü. Teknik resmime geri dönüyorum. Engine DRV. Bakın civatalarım burada eklendi. Buradan da artık yapmam gereken tek şey gelip balonustan bu görünüşün balonlarını eklemek. 1 ve 6 numaralı balonları ekledi. Şöyle balonlarımızın bir tanesini düzenleyelim. Evet. Montajıma ait. Resim de artık tamam. Yine dilersek buradan da bir detay görünüş alabiliriz. Mesela gelip nereden alalım bir detay? Şu kısımdan bir detay görünüş alıp şöyle yan tarafa klikliyorum. Şöyle taşıyalım bunu. Şurada yer alsın. Yine kestimle buraya ekleyebilirim istersem. B kesti. Apply dedim. Bu şekilde detay görünüşümü de eklemiş oldum. Şimdi teknik resmimizi kapatıyoruz artık. Artık işlerimiz bitti bunlarla ilgili. Parçam üzerindeki tasarım da tamam. Bakın parçam üzerine delikleri de derli. Standart olacak şekilde dişiyle birlikte bakın. Bunların hepsini EFX, Intelligent Fastener Library Extension dediğimiz Creo 3.0 ile birlikte gelen yapı sağladı. Şimdi diğer CAD sistemlerinden gelen datalara değinelim. Ana montajıma geri dönüyorum. Şöyle yapalım. DC motor, içi boş olan bir DC motor montajım. Activate diyorum buna. Activate dedikten sonra şöyle yeni parça çağıracağım. NX filtremi açıyorum. NX'e ait bir model çağıracağım çünkü. Orijinal modelimin içerisinden bakın NX parçası. Shift klikleyip OK deyip parçamı çağırıp şöyle default olarak montajıma yerleştiriyorum. Şimdi bir parça daha çağıralım. Şu montaj parçalarımın arasından Contact Sheet ismindeki parçamızı çağırıyorum. Onda montajını üzerindeki düzlemlere göre şöyle right düzleme göre coincident yapalım. Top düzleme göre 33.6 olsun mesafesi. Ve front bir düzlemlerden de çakışık olsun diyorum. Şimdi motorumun terminalleri bakın parçamın üzerinden girişim yapıyor. Oralara bir unsur eklemem gerekiyor. Şu activate diyorum contact sheet parçama. Öncelikle copy geometriler alıyorum üzerinden. Şu motor terminallerimin yüzeyini seçiyorum. Orta tuş dedim. Ve bakın Creo'da işinizi kolaylaştıracak bir diğer araçlardan bir tanesi de UDF'ler, User Defined Feature'lar. Bunlar önceden tanımlanmış unsurlardır. Diyelim ki siz bir deliklenme işlemi yapıyorsunuz ya da üst üste kompleks bir boss modeliniz var. Bunu her defasında kullanıyorsunuz. Bunu tekrar tekrar tanımlamaya gerek kalmadan UDF library'niz arasından çağırabilirsiniz. Şöyle klikliyorum User Defined Feature'a. Bakın cutout.gph uzantılı dosyamı çift klikleyip çağırıyorum. OK diyorum ilk çıkan uyarıya. Bakın yan tarafta ön izlemesini görüyorum zaten. Ne seçeceğim belli. Gelip parçamın öncelikle ön yüzeyini seçtim. Baktım. Şuradan şu küçük yüzeyini seçtim. Yani yüzeyi ve arkasında kalan yüzeyi seçip unsurumu oluşturdu bakın kendisi. Bunu UDF sağlıyor arkadaşlar.
Ve saksı piyasını gördüm. Okey dedim. Şimdi oluşturduğunuz unsuru tekrar oluşturmanıza gerek kalmadan, bakın grup cutout'u ürün ağacınızı içerisinde burada görürsünüz. İçerisinde normal extrude unsurlarınız var. Ben bunu direkt UDF library'den çağırdım. Şimdi diğer tarafa da aynısını oluşturmam gerekiyor. Bakın o tarafa da UDF çağırmama gerek yok. Copy araçlarından faydalanabilirim. Copy, paste special diyerek move rotate uygulayacağımı söyleyip rotate diyorum bakın. Ve gelip eksenimi seçip 180 derece karşı tarafa bunun move special olarak taşıyıp o kısımda da oluşturuyorum bakın. UDF'ler ve kopya araçları sayesinde unsurlarımı hızlı bir şekilde oluşturdum. Şimdi Ctrl A ile modelimizi aktif edelim. Diğer suppress edilmiş parçalarımızı çağıralım buradan. Şimdi şuradaki parçayı şimdilik hide edelim. Shaver Head'i de hide edelim buradan. Şimdi Damper 2'nin altındaki parçamı activate diyorum. Bu parçanın tasarımını tamamlayalım burada. Öncelikle copy geometri alıyorum yine. Motorumun yüzeylerini. Şöyle 3 adet yüzeyini seçip orta tuşlayıp copy yüzeylerini aldım. Ve extrude deyip skecimi seçiyorum. Nereye kadar? Selected diyerek almış olduğum copy geometriye kadar extrude'umu gerçekleştiriyorum. Aktif ettim tekrar parçamı. Şimdi Creo'nun size sağladığı bir güzel yapı, dışarıdan diğer CAD sistemlerinden gelen datalarınızın güncel tutulabilmesi. Öncelikle mesela bu parçamı oluşturduk az önce. Activate diyelim. 11 ölçüsünde şöyle 13.8 yapalım. Regenerate diyelim. Şimdi neredeydi ürün ağacımızda NX datamız? Şöyle klikledik NX datamıza. Operations'ın altından, bakın ATB'nin altında check status diyorum. Ve modelin güncel olduğunu bana belirtiyor. Kapattım bunu. Şimdi şöyle datalarımızın içerisine geri dönelim. NX datasını buradan çağırmıştım. NXPRT olarak. Update edilmiş modeller ile bunları değiştiriyorum bakın. Copy and replace dedim. Değiştirdim. Creo'ya geri döndüm. NX'ten aldığım datanın üzerine DC motor datası. Klikleyip tekrar ATB'den check status dediğimde bakın modelinde artık değişiklik yapıldığını sistem bana söylüyor. Ve bunu güncellemem gerektiği hakkında bana bilgi veriyor. NX datam hala seçiliyken ATB'ye gelip update dersem OK diyorum. Bakın üzerinde değişiklik yapılmış olan data ile kendisini güncelledi modelim ve hiçbir şekilde hata ile karşılaşmadım. Bu ATB'nin getirdiği bir yapıdır arkadaşlar. Diğer CAD yazılımlarından gelen datalarınız üzerinde rahat çalışmanızı ve güncel tutulmasını sağlayan bir yapıdır. Şimdi şöyle yapalım. Shaver Head'i şasis parçasını şöyle unhide edelim. Insert moddan çıkalım. Evet, parçamın dış kabuğu geldi önümüze. Bir de SMD direkt SolidWorks datası çağıralım bir tane. Şöyle SolidWorks SMD filtremi açıyorum. Ve LHT Body ASM'yi çağırıyorum. Bunu da default olarak montajıma yerleştiriyorum. OK dedim. Şimdi SolidWorks'ten aldığım bir data üzerinde değişiklik yapalım. Flexible Modeling ile. Hide ediyorum. Bunları şimdilik görmek istemiyorum. Bu parçalarımı. Activate diyorum SolidWorks'ten aldığım modele. Bakın SolidWorks'ten almış olduğum model. İçerisinde bazı boss yapıları var. Bunlar üzerinde değişiklik yapacağım. Görmüş olduğunuz gibi ürün ağacımda herhangi bir unsur yok. Çünkü Flexible Modeling unsuru yeniden tanımlamaz. Modelin üzerindeki unsurları yeniden tanımlamaz. Direkt geometriniz üzerinden hareket eder.
Bu da daha esnek bir yapıda çalışmanızı sağlar. Şimdi şu kısımdaki boss geometrilerinden bir başlayalım. Gelelim o kısma. Flexible Modeling sekmeme geçiyorum. Yüzey seçimlerini kolaylaştırmak için Surface Regions'ı açıyorum buradan. Bakın bosslarımdan bir tanesi yüzeyini seçip boss deyip tamamını algılattım. Ve Pattern Recognition için klikliyorum. Üzerinde dürbün işareti olan pattern'ime ve bununla aynı olan geometrileri tanıdı Pattern Recognition. Orta tuş deyip onu tanımladım şu anda. Tekrar aynı boss geometrisini seçiyorum ve move işlemi gerçekleştireceğim. Şu yönünü gösterip dedim ki içeriye doğru mesela 1 milimetre. Bakın tamamen geometrinizi baz alarak yapar buradaki değişiklikleri. Ben bunu 0,5 milimetre buraya kaydırmak istiyorum. Fakat hepsini tek tek yapmama gerek yok. Ne yaptık? Az önce pattern recognition'ı tanımlamıştık zaten. Options'tan gelip pattern recognition'ı gösteriyorum. Evet, move işlemini gerçekleştirdi. Ve onaylıyorum. Modelim kendisini regenerate ediyor. İşlemi şu anda tamam. Şimdi diğer boss yapısına geçelim. Bunun açısını değiştirelim mesela. Şu boss'tan tamamını seçtim geometrinin. Bu defa ölçüsel ölçü tanımlayarak bir değişiklik yapacağım. Move by dimension deyip şöyle iki adet yüzeyi seçtim. Bakın ilk aralarındaki ilk açı 95 dereceymiş. Bu açı artık 95 değil, 115 olsun istiyorum ben dedim. Ve orta tuş ile onayladım. Bir de şöyle yapalım. Bu tarafına geçelim. Şu iki adet yüzeyi seçip bir de move yapalım bunu. Dedim ki 1,5 milimetre move istiyorum. Okey dedim. Evet, bu kısımdaki değişikliğim de tamam şu anda. Bakın gerçekleştirmiş olduğum işlemler move 2, move 3 olarak ürün ağacımda sıralanıyor. Şimdi buradaki yapıya geçelim. Mesela şu radyosu seçiyorum. Offset diyorum. 0,4 milimetre offset alacağım ben bunu dedim. Şimdi o radyosu seçtiğim için bu şekilde bir offset almasını bekliyordum zaten. Fakat kırıyor işte. Bir de tanjant kontrol geldi. Bakın dashboard'da şurada görürsünüz. Üzerinde ok olan işareti. Buna kliklediğimde buna komşu olan yüzeyler arasındaki tanjantlığı koruyarak yapar offset işleminizi. Görmüş olduğunuz gibi. Ve dilersem conditions'ın altından default condition'ı koru ya da koruma gibi işaretlemeler gerçekleştirebilirim. Ya da yeni bir condition tanımlamak istiyorum. Add new diyorum. Mesela az önce nasıldı? İki tarafa göre şöyle açısal olarak devam ediyordu. Şu şekildeydi. Ben bunu istemiyorum. Alt taraftan düz olarak çıksın. Yani bu kısım da tam offset olsun. Fakat şu kısımda şu tanjantlık korunsun istiyorum. Add new diyerek gelip radyusunu seçiyorum. Ve tanjansıyı burada fixle diyorum. Bak görmüş olduğunuz gibi. Buradaki değişikliğimi de okey diyerek tamamlamış oldum. Şimdi buradaki geometriye geçelim. Şimdi burada bir pattern işlemi yapacağız. Fakat modelleme sekmesinden değil, yine flexible modeling'den flexible pattern ile yapacağız bunu. Öncelikle chamfer'ımı tanımlıyorum. Şöyle round chamfer'ın tamamını seçip recognize chamfers diyorum. Bakın chamfer'ımın ölçülerini gösterdi bana. Artık orası bir chamfer olarak tanıyor. Şu boss geometrimin tamamını seçip flexible pattern diyorum. Ve fill pattern yapacağımı programa söylüyorum. Fill pattern için bir sketch tanımlamam gerekiyor. Sketch yüzeyine girdim. Project alacağım. Next diyorum. İç kısmı project aldım. Yine bu kısımları da single seçimler ile fill yapacağım alanı tanımladım. Okey diyorum ve pattern tipi olarak da diamond seçiyorum bakın buradan dağılım olarak. Spacing olarak 2, distance olarak da 1,5 tanımlıyorum.
Pardon, bir tanımlıyorum. Ve onaylıyorum. Evet, flexible pattern işlemini gerçekleştirdi. Bakın hiç ölçülerle uğraşmadan direkt geometrim üzerinden pattern işlemini gerçekleştirdi. Diyelim bu pattern yaptığım geometrilerden bir tanesinin çapını değiştirmek istiyorum. Modify analitik dedim. Ve çapını 0.10'da 6 olarak gösterdi bana. Dedim ki yeni çapı 0.10'da 8 olsun. Ve yine options'tan gelip bakın gerçekleştirdiğim flexible pattern'i gösteriyorum. Ve yapmış olduğum ölçü değişikliğinin bütün geometrilere dağılmasını sağlıyorum bu şekilde. İşlemi şu anda gerçekleştirdi ve orta tuş ile bu işlemi de onaylıyorum. Regenerate işlemini gerçekleştiriyor. Bakın burada kod farkı da var. Bir fatura var şurada bakın. Oradaki değişikliği de göz önünde bulunarak oradaki chamfer ne yaptı? Yeni yüzeye göre oraya kadar uzattı. O değişikliği de korumuş oldu orada. Ve SolidWorks datamın üzerindeki değişiklikler artık tamam. İstediğim değişikliklerimi uyguladım. Şu Ctrl A deyip hide etmiş olduğum parçaları şöyle tekrar geriye getiriyorum. Şuradan seçip hepsini unhide diyorum. Şimdi bir de son olarak sheet metal parça tasarımı yapalım. Sheet metal parçam içinde gelip bakalım. Şasisi şimdilik görmeyelim burada. Şuraya bir sheet metal parça ekleyeceğim. Drive pre-ASM'nin altında drive şasis hide edilmiş durumda. Clip parçamı unhide diyorum. Şimdi bakın burada katı olarak oluşturmuş olduğum bir parça var. Şu şekilde yalnızca bir extrude ile oluşturmuş olduğum bir katı. Bundan bir sheet metal parça tasarımı gerçekleştireceğim. Kapattım bunu. Aktif ettim parçamı. Ve aktif ettikten sonra direkt olarak bunu sheet metal'e çevir diyorum. Shell seçerek parçamın istemediğim yüzeylerini extrude ediyorum ve orta tuş diyorum. Şu anda sheet metal ortamına geçtim. Burada ihtiyacım olan bazı skeçler var. Bunları unhide ediyorum öncelikle. Şimdi conversion'dan şurada keskin köşelerim var bakın. Bu keskin köşeleri sheet metal'e göre tanımlamam gerekiyor. Conversion'dan edge'lerini gösteriyorum. 4 adet edge'i radyuslarını tamamladım. Şimdi ilave bir yüzey ekleyelim. Şu planar diyerek şu kısma ilave yüzeyler ekledik. Ve bunlar üzerine bükümler ekleyelim. Bakın şuradaki geometriye göre bir büküm eklemek istiyorum buraya. Bend diyerek oradaki skecimi seçiyorum. Şimdi burada iki tarafa da bend yapmanıza gerek yok. Bend geometrisini zaten seçtiniz. Şöyle beyaz kutucuğu tutup karşı tarafa sürüklerseniz her iki tarafı da bend yapacaktır. Aynı işlem mesela o şekilde bir sketch olmak zorunda değil. Parçanın kendi kenarını kullanarak da gerçekleştirebilirsiniz. Şöyle bakın parçanın kenarını tutup dedim ki bend mesafem 3.4. Yine bunu da tutup şöyle karşıya kadar bend yapsın diyorum. Şimdi bir kesim ekleyelim orta kısmına. Şöyle simetrik yapalım bunu. Şöyle bir kesim ekleyelim her iki tarafa da. Yine burada bir yırtılma tanımlamak istiyorum. İçe doğru bir büküm gerçekleştireceğim çünkü orada. Yırtılma tanımlamak için Rip Connect'e geliyorum. Şöyle iki noktayı seçip orta tuşluyorum. Ve o yırtılmadan da Bend diyerek şöyle yönünü değiştirelim aşağıya doğru. Bakın şu şekilde bir büküm elde ediyorum içeriye doğru. Eksi 6.5 dedim. Açısı da 10 derece olsun. Bir form ekleyelim parçamız üzerine. Sketch form ekleyelim.
Şimdi sketch form gibi işlemleri yapmak ya da punch form gibi işlemleri yapmak eskiden zordu. Şu an direkt sketch form diyerek modelimin üzerine geliyorum. Şu top üç düzeyimi referans olarak gösterdikten sonra skecimi tanımlıyorum. Dedim ki çapı 2,5 olsun. Buradan mesafesi de 20,5 olsun dedim. Okey diyorum skecime. Derinlik olarak 1 milimetre istiyorum ve options'tan gelip Cap Ends'i kaldır. Radyuslarını tanımlıyorum. Kalınlık çarpı 0,5 olarak. Formumu da tanımlamış oldum. Son olarak artık flanşlarını ekleyelim ve bu parçamızın tasarımı da burada bitsin. Flanş diyerek C şeklinde bir flanş istiyorum dedim. Şöyle diğer kenarı seçelim. Bakın buradan farklı farklı şekiller seçebilirsiniz flanşınız için. Ben C kullanıyorum burada. Diğer tarafa tekrar flanş kalmadan bakın copy paste de diyebilirsiniz. Klavyeden ben tuşluyorum şu anda. Ctrl C, Ctrl V ve yeni kenarını gösterip OK diyorum. Ve eklemiş olduğum flanşları ürün arzından seçip parçamın karşısına mirror'ını alıyorum. Sheet metal parçamın tasarımı şu an tamamlandı. Şöyle bakıyorum parçama. Skecimizi an hide burada. Bize görüntü kirliliği yaratmasın. Yine şurada preview'dan açınım ön izlemesine bakabilirsiniz. Ve açınımınız bu kesim için gerekli ölçüleri görebilirsiniz yükseklik ve genişlik olarak. Direkt buradan create instance diyerek parçanızın açınımlı halini instance olarak oluşturabilirsiniz. Şu anda instance'ı oluşturdu. Şöyle open diyerek bakalım. Klip parçamızı çift klikleyelim. Bakın flat 1 olarak instance'ını gördüm. Evet, açınımlı hali karşıma geldi. Bir drawing oluşturalım bununla ilgili de. Klip ismini verdim drawing'ime. Sheet metal template'imi kullanıp OK deyip yine görünüşümü karşıma getirdi. Üzerinde büküm açıları yer alıyor. Ben bunu istemiyorum şimdilik. Ürün ağacımdan seçip bunları şöyle gizliyorum erase ile. Ve ölçülerini vereceğim. Ordinate Dimension kullanarak vereceğim ölçülerini. Şöyle ölçü vereceğim yüzeyleri. Kontrol tuşu ile seçiyorum tek tek. Orta tuşluyorum ve referans kenarımı seçip zaten kendisi otomatik çıkartıyor bana ölçülerimi. Aynı şekilde şu kısma da vereceğim. Tekrar Ordinate Dimension diyerek. Yüzeylerimi seçtim. Referans kenarım da alt taraf olsun. Ölçülerini vermiş oldum. Bu şekilde sheet metal parçamızı da hızlı, esnek ve kolay bir şekilde oluşturmuş olduk. Kapatalım artık bunları. Açınımlı haline kapatalım. Ana montajımıza geri dönüyoruz. Evet, şu ana kadar neleri yaptık? Parça tasarımı, bunun teknik resimlerinin oluşturulması, girişim kontrolü, draft analiz, 3D thickness analiz gibi özellikleri gördük. Yine sheet metal tasarımı ve mekanizma modülüne kuvvetlerin belirlenmesi, bunların simülatif kullanılması ve bu kısımda hesaplamalar tarafında MATCAD'den faydalanılması ile ilgili kısımları gördük. Bu aşamadan sonra artık tasarım alternatifleri oluşturabilirim bundan sonra. Ve onunla ilgili uygulamamıza geçelim. Şimdi kapatıyorum bu kısmı. Working Directory'mden Desktop'umuza geçelim. Outside Shell ASM'yi açalım. Şöyle suppress edilmiş elemanları çağıralım bir. Evet, siyah renkli güzel bir tıraş makinemiz var. Grafik toolbar'dan Shading with Reflections diyorum. Creo 3.0'da bir real time render denen özellik ile bir render motoru getirildi. Shading with Reflections'a kliklediğinizde tanımlamış olduğunuz renklerden şöyle render sonucuna yakın bir görünüş elde edebiliyorsunuz. Şöyle yakınlaştırdığımda üzerindeki dokuyu göreceksiniz. Tıraş makinemin kauçuk dokusunu göreceksiniz. Şimdi bir DEX oturumuna geçelim. Farklı tasarım alternatifleri oluşturalım buna ait. Şu Manage Season'dan
Dex'i başlat diyorum. Ve bir isim veriyorum buna. Bak, isim vereceğiniz gibi kendinize özel açıklamalar da ekleyebilirsiniz. Diyelim ki işte bu tasarım alternatiflerinde işte renk ve şekille ilgili değişiklikler uygulanmıştır gibi ilave açıklamalar ekleyebilirsiniz bu kısma. Dex'e geçtim. Şimdi ilk olarak renkte bazı değişiklikler yapalım. Bakın, ürün ağacımın yanına ilave bir kolon eklendi. Bu Dex'e ait bir kolondur. Gerçekleştireceğiniz checkpointleri burada sıralayacaktır Creo. Mesela şöyle yapalım. Öncelikle renk olarak bir değişiklik ekleyelim. Dedim ki Advanced Chrome renklerden şu rengi eklemek istiyorum dedim. Şöyle parçalarımı, renklendireceğim parçaları seçiyorum. Şurayı da seçelim. Orta tuş deyip bak ne demiştik? Render'a yakın sonuçlar demiştik. Arka plandaki odanın yansımasını da görebilirsiniz parçanızın üzerinde. Belirlediğiniz sahnenin yansımasını da görebilirsiniz. Şimdi Edit Model Appearance diyelim. Şu siyah rengi düzenleyelim. Şöyle diyelim ki mavi renkli bir tıraş makinemiz olsun. Okey dedim. Kapattım bunu ve bu aşamada Add Checkpoint diyorum. Blue Chrome ismini veriyorum checkpointime. Bir değişiklik daha ekleyelim mesela. Mesela şöyle mavi rengi kısalım. Şöyle bordo renkli bir tıraş makinemiz daha olsun. Add Checkpoint dedim. Bu da dedim ki Red Chrome. Şimdi yalnızca renkle ilgili değişiklikler değil, geometriyle ilgili değişiklikler de, alternatifler de ekleyebilirsiniz buna. Mesela Blue Chrome üzerinde şöyle bir değişiklik yapacağım. Şöyle seçip onu Activate dedim. Bakın Red Chrome, Blue Chrome. Çift klikleyerek geçiş yapabiliyorum aralarında. Mesela geometriyi düzenleyelim. Mavi renkteki geometrimizde farklı bir tasarım yapalım. Unhide dedik Freeform'a. Şimdi içerisindeki freestyle geometriye edit definition diyorum. Şu kontrolü daha detaylı sağlamak için üzerindeki mesh sayısını arttırıyorum. Mesela şöyle bir şey yapalım. Evet. 3 adet edge'i seçip şöyle dışarıdan şöyle bir çıkıntı verelim. Evet, şu şekilde yeni bir alternatif. Okey dedim. Şimdi freeform'u hide edelim. Şimdi regenerate edeceğim parçamı. Şimdi bütün modeller kendini güncelliyor şu anda arka planda. Regenerate işlemini bekliyorum. Regenerate'in sonucunun ekran yansımasını bekliyorum. Evet, sonucum geldi. Görmüş olduğunuz gibi freestyle'da yapmış olduğum değişiklik. Diğer yüzeyleri ben oluştururken freestyle'ı kullandığım için o değişiklikler ona da yansıdı. Ve alternatif oluşturmuş oldum. Şimdi Blue Chrome'un altında yeni bir checkpoint diyelim buna. Mesela Blue Shape 1 ismini verelim. Okeyledim bunu. Mesela kırmızı renkli tasarımım içinde farklı bir şekil yapalım ona da. Ona da şöyle yapalım. Yine freeform'u unhide yapıp freestyle'da edit definition diyorum. Base level 2'yi açtım. Face filtremi açıp mesela dedim ki şu kısım biraz dalgalı olsun bu şekilde. Okey dedim. Hadi dedim bunu tekrar. Şöyle regenerate ediyorum tekrar modelime. Güncellemesini sağlıyorum.
Evet, görmüş olduğunuz gibi dalgalı bir buton şekli oraya eklemiş olduk. Yine add checkpoint diyorum değişikliğimi gerçekleştirdikten sonra. Dedim ki red shape 1 diyelim buna. Şimdi buton pozisyonlarını da değiştirelim. Şöyle yapalım mesela. Şuradaki skeçlerimizi unhide edelim. ...61 ölçüsünü 50 olsun diyorum. Buradaki 12 ölçüsü de diğer butonuna girişim yaptı. 10 olsun diyorum. Şöyle freeform'um gerçekleştirdi güncellemeyi. Regenerate diyorum tekrar. Modelimin tamamına yansımasını sağlıyorum. Evet, buton pozisyonlarım da şu anda değişmiş oldu. Ve bakın gerçekleştirdiğimiz tasarım alternatifleri önce bir şeye bakalım. Hiç değişiklik yapmadan önce nasıldı? İlk açtığımız halinde. Bakın siyah renkliydi. Bu şekilde çağırmıştık karşımıza datamızı. Blue Chrome oluşturmuştuk. Mavi renkli. Ve Blue Chrome'a bir de yan tarafına bir geometri değişikliği eklemiştik. Şu şekilde. Yine red chrome'u uygulamıştık. Renk olarak. Ve yine butonun dalgalı olması için üst kısımda bir değişiklik yapmıştık. Normal şartlarda ne yapıyorduk demiştik. Tekrar tekrar ben geometrilerimi kapatıp açacaktım. Emberleyi boşaltacaktım. Bir daha açacaktım. Klasörlerin arasında, datalarımın arasında kaybolacaktım. Hiç bunlara gerek kalmadan DEX aracından bunlara geçiş yapabiliyorsunuz. DEX'in bir diğer güzel özelliği de şudur. Mesela datanızı oluşturduğunuz bunu A kişisiyle paylaşmak istiyorsunuz. Datanın onun elinde olmasına hiç gerek yok. Komple backup olarak, full backup alarak DEX tek bir dosya, TMZ uzantılı dosya oluşturur. Ve bunu A kişisine gönderdiğinizde dediğim gibi elinde hiç data olmasa bile o TMZ uzantılı dosyayı açtığınızda sizin bütün tasarım alternatiflerinizi buradan izleyebilir. Eğer üzerinde çalışmak istiyorsa da DEX oturumunu kapatıp tamam mesela bu A tasarım alternatifim okey ben bunu çalışmaya devam etmek istiyorum deyip kendisi de çalışmaya devam edebilir. Bu şekilde aktarımlar da gerçekleştirebilirsiniz. Bu da DEX'in güzel bir özelliği. Şimdi DEX aracımdan kapatıyorum. Evet arkadaşlar, özetle Creo'nun kolay esnek kullanımını sağlayan araçları görmüş olduk. Konsept tasarımından başlayarak parça modelleme, teknik resim modelleme gibi araçlar üzerinde uygulamalar gerçekleştirdik. Bunun dışında diğer CAD sistemlerinden gelen datalar üzerinde çalışmamı sağladık. Esnek ve hızlı bir şekilde flexible modeling ile. Ve son olarak da DEX'te tasarım alternatifimizi oluşturup montajımızı artık tamamladık. Brown'a ait bir tıraş makinesidir bu. Resimde görmüş olduğunuz Brown Series 5 olarak. Bugünlük webinar sunumumuz bu kadar. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Küçük bir anketimiz olacak sunumdan sonra. Doldurmanızı rica eder. Herkese iyi çalışmalar dilerim arkadaşlar. Kolay gelsin.